Bitmiş hikayeler, çevrimeye mecali kalmamış roman sayfaları. Kendini masadaki meteliklerin üzerine bırakmış yarım mürekkepli kalem ve Madame Coretta. Etrafına derdi varsa da anlatamayan bir tip. Odada eline geçen ne varsa üzerlerine yazı yazar, sonra da hepsini bir araya toplamak istese de beceremez. Genelde yazıyor, okuyor, beğenmiyor ve siliyordu. Zavallının teki olduğunu bağırıyor, sorunu ışığı söndürüp yatağa girerek hallediyordu. Onu bu stresli ve hüzünlü ruh haline bağlayan durumun sebebi vardı elbet. Özlediği insanlar vardı. En çok da sarılmaya ihtiyacı vardı. Ebediyete karşıydı. Yakınımı kaybetme korkusu her yanımı sarmıştı. Ölüm içime işlemişti, korkuyordum. Ölüm yakamızdaydı, pençelerini dolaştırıyordu. Buz gibiydi ölüm. Bir insan ne kadar soğuk olabilirdi? İki fıske vurulmamış yanağıma bir tokat gibi çarpardı ölüm. Bir beden ne kadar soğuyabilir? Düşüncelerine anlam veremiyordu. Bazı anıların mevsimi vardır hani. Özlemi pişmanlığı, sitemi ikiye katlar. Bazı anıların kokusu vardır. Çektiğinde içini ürperdir. Bazı anıların bıraktığı izler vardır. Her günün sonunda o izler kabuk bağlar. Kabuğun altında yara, derin. Bazen gece bulutu geldiğinde ıssızlaşır, ıssızlaştıkça sızlar. Kaybolur ruhun içliğinde. Bazı anıların sesi vardır, duyulduğunda için çekilir. Sükunetin memnuniyetsiz halidir. Lüzmü yok anıların hangi mevsimde kaldığını. Artık yok denecek kadar uzaktalar. Bir anıyı yeniden yaşamaya çalışmak ne kadar umutsuz, anlamsızdı. Kafamı çevirdim. Göz teması kurmamaya dikkat ediyordum. Sanki işkence görmüş bir yazar. Kinayeli cümlemi anlamamazlıktan gelerek Evet ben bir yazarım ve herkes bir gün benim nereden geldiğimi, nereye gideceğimi, kim olduğumu öğrenmek isteyecek. Hala konuşmaya devam ediyordu ve ben onu izliyordum. Bir fırça dokunuşu zencilik vardı onda. Bir boşluk duygusu içinde, sanki içinde derin bir hiçlik vardı. Her zaman ait olmadığı yerdeydi. Bunu nasıl başarıyordu? Mutluluktan geberse de yine de eksikliğini hissettiği şeyler vardı. Ama neden? Her şeye sahip olabilmenin hırsı mıydı bu? Hey! Hey sen ne bakıyorsun bana öyle? Aniden bakışlarımı farklı yöne çevirmek zorunda kalmıştım. Kafamdakiler bir anda silini vermişti. Ben mi bakıyorum? Hadi be oradan. Sana niye, niye bakacakmışım? Sen çok mu yakışıklısın? Tabii çok yakışıklıyım. Boy post, çabası. Üstelik büyük bir yazarım. Bu kadar kendinden emin konuşması beni imrendiriyordu. Sen işkence görmüş bir yazarsın. Hakikatte ise ''Acı çekeni oynuyorsun.'' dedi. Sustu ve elindeki kalemle kağıda karalamaya devam etti. ''Ağlarken saklandığınız oldu mu?'' diye soru sordu. Soruyu işitenler birbirlerine baktı. Ortada üzülecek bir durum varsa ve tepki olarak ağlanacaksa neden saklanıyordu? Kendini en güçsüz hissettiği an olduğunu söylüyordu. Onu tek çaresiz bırakan ağlamasıymış. İlk sağ gözünden akan yaşı, Sol gözü yalnız bırakmıyor, ardından hızla o da süzülüyordu. Şu an yapmak istediği tek şey bulunduğu ortamdan kalkıp gitmekti. Çünkü daha fazla dayanamayacaktı. Koşmak istiyordu. Durmadan koşmak. Koşarsa duramazdı zaten. O günden sonra kimse kimseyle konuşmadı. Kalemler kağıtlara küstüler, kitapların sayfaları yırtıldı. O ise pencereden dışarı bakıyordu. Dışarısı geceydi, karanlıktı, soğuktu evin sıcaklığına, aydınlığa sırtını dönmüştü. Çünkü yüreğinin pusulası bozulmuştu. Yönünü kaybetmişti, şaşkındı. Ateş ve buz insanın derisine dokunduğu ilk anda aynı etki yaratır. Ani bir ürperme. Bu yüzden ilk anda ayırt edilemezler. Sonra biri yakar, diğeri dondurur. Bunu bilmiyordu. Yanmanın ve donmanın insan üzerindeki son etkisi de aynıdır. İkisi de insanı yok eder. Bunu anlamıyordu. Elim sanki paslanmış bir makinenin parçası gibi hareket ediyordu. Alışmam lazımdı. İşler yolunda gitmediği zaman gözlerimi kapatır, uykuyu çağırırdım. Uyku gelene kadar da hayal kurardım. Hayatta yenemediklerimi hayallerinde yenerdim Mösyö Ames gibi. Kötülüklere alışmaktansa iyi bir dünyanın hayalini kurmak daha gerçekçiydi. Zaten gerçek olan her şey önce bir hayal değil miydi? Kalabalık içerisinde olmak güzeldi eskiden. Küçüktüm, Çoğu şeye aklım ermiyordu. Kendimi güvende hissettiğim gecelerde onlar. Televizyon karşısında olmanın en keyif verdiği dönemlerdi belki de. Babaannem hala bakıyordu. Hem öpüşmelerine kızıyor hem bakıyordu. Kavga edenlere kızıyor ama seyrediyordu. Bütün sevdalılar kavuşsun ama öpüşmesinlerdi. Kimse kavga etmesin de ama bütün ködülerde cezalarını bulsundu. Babaannem hayatla baş edememenin acısını televizyondaki filmlerden çıkarıyordu. Oysa onlar hayalden ibaretti. Hangi hayali kötülük, hangi hayali ahlaksızlık hayatın gerçek kötülükleriyle, ahlaksızlıklarıyla yarışabilirdi ki? Gerçek karşısında susanların hayallere bağırmalarının sebebi, hayata yenilmiş olmalarının yarattığı mahcubiyet olmasın? Coretta'nın bakışı boğulu, sesi hüzünlü, gülüşü buruktu. Huzursuzdu. Eşit olanlar birbirlerine iyilik yapmazlar. Eşitler zorda kaldıkları zaman birbirleriyle dayanışmaya girerler. Birine iyilik yapmak ondan üstün olduğunu göstermek demektir. İyiliği kabul etmek zorunda kalanınsa yüreğinde bir ezilme olur. Herkesin eşit olduğu bir dünyada yaşasaydık kimsenin kimseye iyilik yapmasına gerek kalmazdı. Çünkü kimse diğerinden üstün ya da aşağı olmazdı. O zaman Koretta'nın bakışı güneşli, sesi cıvıltılı, gülüşü çıngıraklı olurdu. Yalnızlığıyla baş başa kalmış öylece oturuyordu. İç sesi beynini yiyor, düşünceleri bir muhatap arıyordu. Bedeninin hiç de alışık olmadığını içine çektiğinde başı döndü. Düşecekmiş gibi olsa da düşemedi. Zamanında yeşil olanların rengi siyaha dönüyordu. Tam dönmese de besbelli griydi. Dokunuşu ne kadar da hisliydi. Titreten havaya rağmen ürpermeyi giderebilmişti. Etraftakilere aynı ifadeyle bakıyordu fakat her biri için farklı şeyler düşündüğünü biliyordu. İki adım ötedeki ağacın gölgesine çöktü. Sırtını yasladı ve çantasındaki defteri aldı cebine. Cebinde taşıdığı kalemi de çıkartarak şunları yazdı. Ona ait bir ütopyası vardı. Hafif kambur, uzunca bir adamı canlandırıyordu. Gülümsemenin yüzünde oluşturduğu çizgilerde masumiyetin var olduğunu görebilmişti. Saçları dalgalı, omuzlarına değiyordu. Esen rüzgar saçlarını savuruyor, fötr şapkası uçacakmış gibi oluyordu. Tam o esnada sakalını kaşıyordu. Bu adam boş bakıyordu. Bakışları canlılığını yitirmişti. Elindeki sigarasının külü düştü düşecekti. Kül kabanın cep kısmına değiverdi. Usulca çırpma hareketinde bulundu fakat yerli yerinde duruyorlardı. Pek de umrunda değildi. Onun dünyasında her şey siyah ve beyazdan oluşuyordu. Çünkü hayalindekini ancak bu iki renk arasında seçebilirdi. Siyah ve beyazdan farklı olana bu şekilde ulaşabilirdi. Onun dünyasında ağaç yoktu. Benimkinde de olmadığı gibi. Adam düz yolda ilerliyordu ama tökezliyordu. Sanki engebeli yerden geçiyordu. Oysa onun dünyasında taşlara, kaldırımlara yer yoktu ki. Bu adam düz yolda neden yürüyemiyordu? Her ne kadar yeniden başlamaya çalışsa da geçmişin kırıntıları yakasını bırakmıyordu. Tökezlemesi de bundandı. O yürüyemeye dursun, Rüzgarın bir oraya bir buraya savurduğu saçların arasından kendi dünyama çekildim. Unutuyordu. Bundan haz etmiyordu. Kendince de mantıklı bir açıklaması yoktu. Bacakları uyuşmuştu. Yeşile doğru uzattı. Biri omzuna dokundu, irkilmişti. O kadar dalmıştı ki kafasını kaldırdı ve karşısında gördüğüne gözleri inanamadı. Hava kararmış gök gürlüyordu. Eline bir damla düştü. Yanaklarının kızardığını hissediyordu. Titriyecek gibi oldu kendini nihayet sakinleştirebildi. Elindeki deftere yöneldi, kağıdın ters yüzüne çizmeye başladı. Çiseleyen yağmur hikayesini ıslatıyordu. Yazılanlar birbirine karıştı. Koretta bunu hediye ediyordu. Umursamıyormuş gibi yapmakta üstünü yoktu ama nasıl meraklıydı. Davranışına karşın onun alınabileceğini de düşünmeden edemiyordu. Fakat yine gururuna yeniliyordu. Konuşmak istiyordu ama önce o gelmişti, o konuşsundu. İkisi de sustular ve döndüm dedim ki, öyle bakıp durma görmüş gibi. Beni anlayabilir miydi? Gözlerimiz değdiğinde ona olan özlemimi yeniden hissettim. Dediğim, karşısında hiç afallamadan cevabını verdi. Yağmur kuşunu uçurduk beraber. Senin haberin olmadı, dedi. Haklısın sana söyleyememişti, anla beni. Bakma bana öyle. Aynalarda yalan söyler Mösyö, Aynalardan da sıkılır olursun bir gün ve bazı bazı ağlarsın o aynaların karşısında. Ağladığını görünce de lanet edersin o aynalara. Boşa geçirdiğin aylara. Pes etmiş gibi görünüyordu. Doğasında vazgeçmeye yer yoktu hani. Cevap vermedi. Yağmur hızlanmıştı. Gitme diyemezdim. O da kalayım mı diye sormadı zaten. Ayağı mı kalktı? Hiç oturmamıştı ki. Yüreğim ağzıma geliyor. Derin derin nefes alıyordum. Arkasından bakmak istemiyordum buradan Yağmurdan sırılsıklam olmuştum. Alnımdan dudağıma doğru akıyordu. Tuzluydu. Ağlıyordum evet zoruma gidiyordu. Eliyle yerden destek alıyordu. Yumruğunu sıkışı onun ne kadar öfkelendiğini gösteriyordu. Taze toprak tırnaklarının arasındaydı. Toparlandı. Dayanamayacaktı ve sonunda kalkmaya başardı. Gururlusun dedikçe ben sana daha çok geldim. Hıçkırıyordum. Sen ne yaptın? Hiçbir şey. Ne yaptın? Hiç. Yazdıklarımı merak edip sormadın. Bir başkasına değil sana yazıldı. Aşağılık Diego dahi yanında sadakatli ve konuşkandır. Diye haykırdım. Bunu duyunca o durmuştu. Arkasına dönmedi. Aradan çok geçmeden yürümeye devam etti. Dizlerinin bağı çözülen Korek da kendini yere bıraktı ve dizlerine kapandı. Yığıldığı yerde hala oturuyordu. Gözleri onun gittiği yöne bakıyordu. Kalemi elinde şu cümleler yazıldı. Bu hikaye dile gelmeyenin kağıda döküldüğü zamanlarda geçiyor. Uçması gerekenler gökte değil yerde. Başları eğik, eller cepte. Sokak ortasında duran taş parçasına ayakkabı burnuyla rastgele vurmak da geçiriyor zamanını. Oysa çırpınış vardı. Yeryüzünde olması gerekenleri sorsunlar. Uçmak için bir çırpınış daha yetmez miydi? Kalemi bıraktı. Kalan eşyaları toplayarak gitme vaktinin geldiğini belli ediyordu. Uzun bir oturuşun gölgesi o ağacın altında kaldı. O ağacın altında şimdileri hiç bulamadığı ellerinin sıcaklığını da bıraktı. Battaniyeyi sarılsa da, sobanın yanı başında olsa da o sıcaklığı bir daha bulamadı. İşte o an kaybın ne yanlı olduğu apaçık ortadaydı. Kayıp, şimdilerde bulamadığını kendi elleriyle toprağa gömmekti. Geriye ne mi kaldı? Ağaç altında unutulan bir kalem. Tırnaklar arasında kalan toprak. Zamanla ikisi de geçtiler toprağa karışıp su oldular. Giden şu satırları bıraktı. Bu hikayenin kaç gideni vardı bilinmez. Ardıma bakmayışım arkamdan bakanın olmamasıdır. Giderken ne yollardan geçtim bilmezsiniz. Siz olsanız o yoldan geçmezsiniz. Bir bağırış oldu. Duyar mısınız? Bedenimdeki her organ kaçacak delik aradı da bulamadı. Bir tek dilim dönmedi ağzım söz söylemez oldu sesten kulaklarım sağır mı oldu? Öyle bir bağırış ki her yeri bertaraf etti. O sessizlikte düşmeden yürümekte marif etti. Bildiniz mi? Su topraktan, toprak sudan geldi tartışmasına girdiler. İkisi de birbirini kabul ediyordu da birisi haksız olsundu. Öyle yollardan geçti ki haklı olmak dahi istemiyordu. İlk kabul eden o oldu işte. Diğeri kabul edilişi kabul etmiyordu adının zıtlaşmak olduğunu söylüyor. Sen haklısın diyerek omuzlarından silkiyordu. Onun silkinmeye, silkenin ise haksızına ihtiyacı vardı. Yollarda bulurum seni demiş. Yolda ne bulduk? Ben yolda gitmesine izin vermediğim o gururumu, gururun da çok sevip bir türlü ayrılamadığı ön yargıyı buldum. Bulup cebime atmadım. Üzerlerinden geçtim. Ya başkası alsındı ya da suya toprağa karışsındı az ileride yolun başında benden vardı. Benden bir tane daha. Olamaz dedim. Bu kadarı fazla. Benden kaçarken bana mı gidecekti? Yola devam ettim. Rüyalardan birkaçına denk geldim. Öyle korktum ki uyanmaktan, bir daha uyuyamamaktan, durmadan devam ettim. Ayağımın altından bir ses geldi. Eğildim yerden aldım. Eve gidince duvara çaksınlar o çiviyi. Ne zamanki günler sayılmadığında, yapraklar kopmadığında, Assınlar beni oraya. Cebime attığıma. Bir zamanlar sanat aşığı ve duygusaldım. Çizer yazar düşünürdüm. Her şeye anlam yüklerdim ve derdim ki Tanrı beni bunun için yaratmış. Ta ki duygularım sömürülene dek. Diyor yazar. Toros Bir gün rüyamda bir kadın gördüm. Kumral saçları, masum bakışları vardı. Kadınla izbe bir yerde oturmuştuk. Masada olanlara ve olmasını isteyebileceğimiz tek bir kişiye tokuşturuyorduk kadehlerimizi. Gürültü çoktu da biz pek duymuyorduk. Gönülden konuşuyorduk kadınla. Yeni hayatlardan söz ediyorduk. Gelmişe, geçmişe, geleceğe dem vuruyorduk. Bozkır'dan, çayırlardan bahsediyorduk hiç görmesek de. Kimsenin adını bile duymadığı dağlarda geziyor yerin altı metre derinliğindeki sular iniyorduk. O sular güzeldi. Yaşam doluydu içi. İnciler, mercanlar açılmayı bekliyordu. Henüz keşfedilmemiş resifler vardı kimsenin gitmediği koylarda. Vurgun yemiş iki gencin hikayesi dolaşıyordu ağızlarda. Yüzeyde aydınlığı bulamadığı anda derin iner insan ve körpe ciğerlerinden çıkan son kabarcıklarla beslenir bu canlılar. Demişti baba. Babanın kederi yüzüne vururdu. Kim zaman neşesine gölge düşürürdü. Zihninin tepelerindeki bulutlar. Öyle zamanlarda hemen bir patika bulurdu. Bulutların üzerine çıkabilmek için. Bu yüzden baba derlerdi ona. Baba, dağ gibi bir adamdı. Torosların tepelerinde birkaç yörük yaşardı. Kışın çalışır, yaz olunca dağlara çıkarlardı. İçlerinden bazıları domat 50 milyon diye bağırırdı kasaba pazarlarında. Çocukları hasta olmaz diyorluklerin. Kışın yağmuruna, yazın kavruğuna alışmışlardı. Hastalandığı gün ölürdü babadan insanları. Ne dertlerine derman, ne sevdiklerine huzur vardı. Şaşmaz hakikat. Olmazlar oldu siz bakmayın kusuruna. Olmazlar ordusu saldırdı sessizlik kuyusuna. Gördü gözlüklü adam yenildi durmadan. Belki eşsiz bir savaştı niyeti. Neden saatinden fazla yavaştı bileği. Öyle sert, öyle kıraştı ki toprağı. Birden koptu kendine bakıp fırlattığı ağı. Söndürdü suyu, harladı havayı, öğretti ateşe ıslanmayı. Beklenenden uzun sürdü topraklı olan kavgası. Bileklerine isteksizce sarılan vahşi kelepçe. Yakaladı ansızın gözlerinden düşen yası. Bir mezar için bile güçsüz kalırdı o ankepçe. Dünya bile değiştirirdi de olsa yeni bir arabası. Söndürdü hiçsizce içtiği sigarayı. İçli içli seçti beğendiği karanlığı. Bir tuşa basmak söndürmekti bin bir lambayı. Kıldan kırpık, kılıçtan eksik bir başın. Son sözünü fısıldadığı. İhramlık acı, idamlık mirasçısıydı. Rulette tetikteki tek kurşun. Çalmayacağı kesindi o sesin uzun uzun. O gece vazgeçti bu son oyundan. Yenilmek için yanılmak gerektiğini öğrendiğinde. Bir ömre bedeldi bilgeden aldığı nasihat. Ey evlat! Bana sirayet et, kendine dikkat. Emin ol. iki kere şaşmaz bir hakikat. Kaan Eminoğlu bir çocukluk adına. Üçüncü şahsın şalına dolandığım yıl. Şiire de başladım. Ne zamanki gitmem gerekti bu şehirden. En önce kaldırımlarını ezberledim. Yağmurun değmediği bütün sokaklarını. Gökkuşağının hiç uğramadığı bütün sokaklarını. Saklanacak odası olmayan çocukların yüzünü. Gidemediğim bütün günler için yakıp yıkamadığım bütün anılar için. Bir dize sıkıştırdım tamamlanmayan şiirlerimi. Ne zamanki yağmur başladı aldım dizelerimi yağmuru haykırmaya çıktım. Kurban ettim kendimi Ankara'nın yağmurlarında umarsızca. Kendimi nereye sığdıracağımı bilemedim. Ve hangi yağmurdan sonra gökkuşağı görebileceğimi. Bilemedim. Hiç bilemedim. Bulmayın defterlerimi. Bırakın yazayım. Ne zaman ki yazamadım. Binlerce çocuk sırt çevirdi bana. Hepsi birer birer hikayelerini anlatmamı bekliyor. Ranzalarına kazıdıkları hikayelerini. Nasır tutmuş elleriyle çocuk işçiler. Sırtlarında, bedenlerinde el izleri taşıyan çocuklar. Bırakın anlatayım. Bir sonraki yağmur şiddetli gelecek ancak kenarlarında beklerler beni bulmayın defterlerimi Arjinsiya 2020 Kasım Ah Ankara Görmediklerimizden ibaret hayat Siz hep düşünürsünüz efendim kıyafet dış görünüm önemli değildir Bunda utanılacak ne var canımdır Ayakkabı da Elbise de önemli değildir. Ah, tabii değildir efendim. Ayak parmaklarınız hiç çıkmamıştır kabından. Hele de tam çıktığı yerden delik değildir çoraplarınız. Tek ceketinizden çıplak dirsekleriniz çıkmamıştır hiç. Siz efendim dört ceketten birini seçerken önem vermemişsinizdir dış görünüme. Evet efendim. Bunda utanılacak bir şey yoktur elbet. İnsan denilen nasıl aldırabilir ki dış görünüşüne? Fikirler güçlüyken değil mi efendim? Peki bunlar önemli değilken adetle çıplak ayakla sokağa çıkmayı ne demeli? Aynı, sizin minimal olarak her gün aynı renkten, aynı türden giyindiğiniz beş siyah tişört aynı değil. Her gün aynı renkten, aynı türden giyilen bir tek siyah bez parçası. Sizin efendim, gözyaşlarınız bile çeşitlidir. Üzülmekten bir, merhametten iki, mutluluktan üç. Oysa sokakta tek gözyaşı var efendim. Acı bir ve tek. Sizin için efendim, küçük şeyler bile mutlu edicidir bir köpeği beslemek, başını okşamak. Kim bundan mutlu olmaz ki efendim? Açlıktan ölmemek için, köpek kesmek zorunda kalmaktan kim mutlu olmaz ki? Ah, tabi canicedir efendim. Kedi köpek kesmek, bir çadıra, bir gece konduya, bir oda dört duvara, yedi boğaz sığdırmak tabi canicedir efendim. Bir odaya, bir çocuk boğazı, bir kalorifer, bir yatak, bir nevresim takımı sığdırmak varken hepsi canicedir bunların. Ah tabi eğitimsizliktir, cahilliktir, çok çocuk yapmak efendim. Korunmamak cahilliktir efendim. Çokça bakamayacağın yedi cahili doğurmak eğitimsizliktir efendim. Oysa siz ve siz severler cimiyeti az şeyle Mutlu görünürler cemiyeti. Birbirinize yetersiniz değil mi efendim? Onlar ki bu dünyada ne bir cemiyete ne bir topluluğa ait. Onlar ki yedi boğaz bir oda savaşır tüm dünyayla. Onların suitle, suitlilerin onlarla işi yoktur. Modern kabiledir onlar efendim. Yedi boğaz bir oda. Ah tabi efendim o kadar da mühim değildir şu yaşamak dediğimiz şey. O kadar da mühim değil. Derler ki ölüm. Derler ki ölüm gidenin arkasında kalanlardır. O mermer taşın başında, dudaklarında dualarla gözyaşı dökenlere. Bu hayatla tüm alışverişini tamamlayıp, bilinmez yolculuklara çıkanların, Sevenlerinin göğsünü açılmış derin bir çukurdur aslında ölüm. Ve yine derler ki, ölenle ölünmez. Oysa sadece nefes almak mıdır ki yaşamak? Her kalbi atan yaşıyor mudur mesela? Hayatın tanımını unutmuş yaralı ruhlar, göğüslerinin tam soluna düşen o derin çukurlarla yaşıyor sayılırlar mı? Hayattan koparken sevenlerinin ruhundan parçalar da koparır gidenler. Bu yüzdendir ki insanların olur da ruhlarını tamamlarlar diye saatlerce, günlerce o mermerin başında ağlamaları. O yakarışlar ruhlarını geri istemelerindendir hep. Hani yine derler ya, ölüm ani, yaşam fani diye. İşte en acısı da insanın sanki hep yaşayacakmışçasına, hiç gitmeyecekmişçasına davrandıklarına uğramasıdır ölümün. Ve kalanın asıl ölümüdür geride bırakılan pişmanlıklar. Gideni son kez görememiş olmanın, elinden son bir kez daha tutamayıp, son kez gözlerinin en derinine bakmamış olmanın, son bir defa sımsıkı sarılamamanın pişmanlığı. Halil İbrahim Ongun seher yelli Dizeler Belki de sıkkınlığın da bizi tanıştıran. Belki de bıkkınlık biraz. Bir bebeğin attığı her adım kadar cesur bir adım atmış olmalıyım. Hayran kalmamak elde değilmiş meğer o günlere. Ben fark edemedim parıldayan gözlerinin bir gün söneceğini. Şimdi söndüğü günden aylar sonra pişmanlık bu mu? Derinin sıcaklığını sinemde Gülümsemelerini hüznümde saklarken bunu binlerce beyitte tekrar tekrar yazmaktan hiç de usanmazken utanmadan yürüyorum yüzlerce yaşamın içinden. Bu dağınık bir oyun olmalı. Belirsiz ve hayli rezil. İnsan neden buna katlanır ki? Bahsetmiştik bundan. Siluetini görüp de sen sanışlarıma bir atıf mı? Yoksa bu yanılsamada uçup giden çocuksu heyecanımı mı yargılamalı? Eğer etrafına bakmak için bir çaba sarf edersen, yürüdüğüm yolların hepsinin tomurcuklanmış dikenleri seni bekliyor. Bırakma. Her bir şeridi sen sanayım, ağlasın tüm sokak lambaları. Bana seni göstermeyecekse için yanıp durur? O da çaresiz. Ben görünmezim artık. Yüreğinde sarf edince tüm aşkları, tükettim seni. Gökten üç elma düşmüş diyelim, gel. Birincisini umursanlama olsun aşk tarafından. Bu umursamama durumu yalnızlığı doğursun içsel olarak. Yalnız yazsın kağıtlara meyusluğunu, doldursun kalehleri. Yine de vazgeçmesin yalnızlığında. İkincisi hakkının yenmesi olsun zalim tarafından. da en affedilmesi hatta. Çaresiz bıraksın Tanrı'yı dahi. Beşerin beşere yaptığının en büyük cezası bu yapılanlarda mazlum olan tarafta olmak herhalde. Dahası yok. Mazlum kurtulamaz bu durumdan. Üçüncüsü biraz daha mafif ne? Kabalık. Ben kaba mı oldum şimdi bunları yüzüne vurduğumdan? Daha önce bir delinin intiharı, ölümüm gibi kaleme aldığı düz yazılardan anlaşılacağı üzere, varlığının sola sola yok olmasını izlemeyecekti Bedri. Bu karar onun zihninden geçip onun eylemiyle sonuç bulacaktı. Küçüklüğünden beri bu fiziksel son bulma eylemine parlayan gözlerle bakmadı, merak duymadı. Bu durumun aile büyüklerinin konuşmalarından, ölenin ardındaki sevenlerin korkunç suratlarından, yaz geceleri uçurtma nöbeti tuttuğu, bayram günleri evden eve kap taşıdığı, takım arkadaşı, can yoldaşı Ali'nin ölümünden kaynaklandığını düşündü. Zaman zaman olurdu bu tip ölümler etrafında. İlkokul arkadaşı, ailesi uyurken herkesten habersiz odasında kendini asmıştı. Top arkadaşı atmıştı bedenini pencereden sahada arkadaşları onu beklerken. Belki beklemediği birçok ölüm oldu. Bazılarını duydu, hissetti. Hafızasından silindi sonra. Bazılarını çok sonrasında duydu. Şaşkınlık dışında bir şey hissetmedi. Fakat bu iki olay sarstı Bedri'yi derinden. İpin üstünde titrerken dahi silinmedi zihninden. Farklı sorular sordu. Farklı şeyler düşündü bu iki olayda ölümle ilişkileri benzer olmasına rağmen. Top arkadaşının öldüğüne inanmadı. Geleceğinden emin, dün aldıkları kararı oyup sahada bekledi. Üzülmekten çok şaşırma oluyor ilk başlarda, kavrayamıyorsun. Bir daha göremeyeceğini anladığında an işte bir delik açılıyor kaburgaların kaynaştığı yerden. Ne varsa alıyor içinden. Soluyamıyorsun. Soluduğun nefesi dahi alıyor demişti çok sonraları bir meyhane masasında. Nasıl öldüğünü sormadı. Sormadan söylemişlerdi. Babasından kaçıyormuş. Çok döver sanmış babası. Atlamış evinin altındaki kum tepesine. Kafası kumun altındaki kerpiçlere çarpmış. Bedri bu hazin olayı intihar dedi kısa ömrü boyunca. Ölümü babasından yiyeceği dayağı tercih etti. Korku ölümü yendi diye aklından geçirirdi top sahasının önünden geçerken zihninde Ali'nin silinmeyen sureti belirirken. Duydum Ali öldüğünü. Ama yine geldim. Belki gelirsin. Dün diyemedim. Bugün görüşürüz derdim. Bildim Ali. Bildim öldüğünü. Ama yine geldim. Belki gelirsin. Topum bende kaldı. Sana geri verirdim. Dün vardın Ali. Bugün yoksun. Sonsuz kadar yoksun. Göremedim Ali. Göremedim. İlkokul arkadaşı öldüğünde inanmakta zorlanmadı. Evinin önündeki kalabalığı görmüştü çünkü. Ceset dolu kalabalığı. İnsan bazı somut şeyler gördüğü zaman daha rahat inanıyor olabilir. Mesela Bedri'nin anasını çok severdi ama öldüğünde üzülmedi. Uzaktaydı, göremedi. Düşünmekteydi sürekli kapısını çaldığını ölmeden önceki Zehra'nın. Duydum ki canını çok sıkmışlar. İlaç kullanmaya başlamışsın, etme, diyordu Zehra'ya. Parıldayan yüzdeki sıcak gülümsemeyle. Babasından izin alıyordu Zehra'nın. Luna Park'a götürüyordu. Tepeye çıkarıp gökyüzünü, denizi gösteriyordu. Bak buralar bilmediğin şeye tercih edeceğin deniz, gökyüzü, Zehra sessiz, buruk onu kurtarmaya çalıştığım düşlerimde. Ne yaptıysam güldüremiyorum. Bana bakmıyor, dedi aynı meyhane masasında Bedri. Ailesi taşındı Zehra'nın kendini astığı evden. Zehra'nın babası orada nasıl kalalım, nasıl yaşayalım dediğinde Bedri oturmuş banka ölü adamla abisinin konuşmasını izliyordu. Gözlerini kırpmadan izliyordu. Abisine şaşırıyordu. Bir insan ne konuşabilir kızı ölen bir adamla? Nasıl bir yüz ifadesi olur? Hangi kelimeleri kullanır? Mesela üzülme diyebilir mi? Kızı ölen bir baba yorulmuyor mudur konuşurken? Aklına kızı gelmiyor mudur? Eğer kızı aklına geliyorsa nasıl kalıyordur ayakta? Belli bir süreden sonra izleyemedi Bedri. Kapattı gözlerini. Konuşmanın bitmesini bekledi. Bedri son olarak Zehra'nın havada sallanan bedenini düşündü. Canlandıramadı bu görüntüyü. Bunun üzerine sorular sordu. Nereye bağlamıştır ipi? Solmuş mudur teni ailesi onu bulduğunda? Zehra'yı gördüğünde kahrolmuşlar mıdır ilk başta? Yoksa korkmuşlar mıdır? Çaresizlik hissetmişler midir? Kim çıkartmıştır ipten boynunu? Ne kadar süre sarmıştır boynunu ip? Korkunç tanrım. Korkunç diye düşündü Bedri. Bir karar sonrası yok olmak de bir taze ceset. Arkada kalmış soluksuz canlar. Şimdi yıllar boyu sorulmuş soru. Giden mi üzülür, daha çok kalan mı? Seni bilemem Zehra. Lakin ölen ruhlar oldu burada. Bu olaylarda Bedri'nin annesiyle babası taziyede bulunmuştu ölenin ailesine. Etkisini atlatamadan ölü evinin yansımasıyla dönmüşlerdi çocuklarının yanına. Çocuklara anlattılar oranın atmosferini ve hep bir ağızdan intiharın zavallıca bir hareket olduğunu, sorunları çözmek varken kaçmanın korkaklık olduğunu, aileyi düşünmeden gitmenin de bencillik olduğunu söylemişlerdi. Tabi bu korku vardı hep içlerinde. Kendi çocukları böyle bir karar almasın diye bu konuşmayı yapmışlardı. Ve eğer siz böyle bir karar verirseniz hiç üzülmeyiz demişlerdi. Birkaç yıl geçince bir çocuk intihar etti Bedri'ye benzeyen. Çok üzülmüşlerdi bu duruma Bedri'nin annesiyle babası. İşte bu yüzden küçükken hiç doğru bulmazdı bu kararı Bedri. Deneyimlemişti öyle evini. Annesiyle babasının sözcükleri kömürün isiyle yazılmıştı alnına. Hatta Bedri'nin edebiyat hocası Bedri Halit Ziya Uşaklıgil'in oğlunun intiharına iyi olmuş dediği için Bedri'ye fırça çekmişti. Anlayacağınız bu alnındaki kömür isiyle lise. Edebiyat severdi Bedri. Ümit Yaşar Oğuzcan okurdu. Hayatını merak etti. Hayatını da okudu. Ümit Yaşar çok ölmek istemişti. Buna kızdı. Oğlu Vedat'a yazdığı şiiri okurken içi kızıl kızıldı. Kafası karıştı Bedri'nin. Vedat'a kahraman gözüyle baktı. Okudukça kalkıyordu düş perdesi gözünden. Gerçekle karşı karşıya kalıyordu Bedri. Maxim Gorki çok severdi Bedri'nin babası. Bedri de babasını severdi. Bu yüzden aldı okudu Gorki'yi. O da intihar etmişti de ölmemişti. Tane tane azaldı intihara karşı önyargı. Artık onu korkaklık olarak görmüyordu. İnsanlar anlam bulamıyordu. O zaman yaşamanın ne anlamı vardı? Bir yazıda Nilgün Marmara'yı gördü. Şiirlerini okudu. Hayatını okudu. Silvia Plath'ın intiharını düşünüyordu sürekli Nilgün Marmara. Belli bir süreden sonra o da anlam bulamadı hayattan. Balkondan atladı, Silvia Plath gibi öldü. Bedri hayata karşı kızgındı zaten. Okudukları ona eşlik ediyordu. Neye mi kızıyordu Bedri? Sürekli parayı düşünmek zorunda kalmasına kızıyordu. Açlığa kızıyordu. Bir avuç insanın aç gözlülüğüne, yiyip yiyip doymayan domuzlara kızıyordu. Hakkı olanın ona parayla satılmasına kızıyordu. Geçinemiyordu Bedri yani. Sonra neye mi kızıyordu Bedri? Cahiliye kızıyordu. Bilmemenin verdiği özgüvene, ölenlere bakıyordu. Kadın, çocuk, azınlık, hayvan bunlara da kızıyordu. Her gün birini görüyordu ve gitgide çıldırmaya başladı. Gülümsemez oldu. Okudukları ona önce oldu. Bir gün aldı kalın bir ip, astı tavanın ortasına. Hiç düşünmeden geçirdiği bir kafasına. Otuz saniyede öldü. Şimdi annesi babası ona dargın, korkak, bencil ve zavallı buluyorlar. Bir de yüreklerini alıp gitmedi mi? Etten heykel oldular. Sevdikleri ilk öldüğünde çok üzüldüler Bedri'ye. Sonra yavaş yavaş unutuldu bu üzüntü. Sevdiğinin yeni bir sevdiği var. Arkadaşları bira masasında birileriyle ilgili dedikodu yapıyor. Gülüşüyorlar. Kardeşleri evlendi, çocukları oldu. Onlarla uğraşırken unutuldu Bedri. Ne düzen değişti ne de düzene karşı çözümler. Bir şey değişti Bedri gittiğinden beri. Kayıp ruhlara iki ruh daha kattı Bedri. Oturgaçlı tabut ve sokağa övgü. Yaşlı, ter, açlık, eski otobüs, ekşi, acı, virüs ve hepten bencillik kokuyordu etraf. Oturanlardan biri inmeye yeltendiyse şayet sıradaki oturacak kişinin özellikleri göz yaşartır derecede gençlikten ve coşkudan uzaktı. En çok yüzünü çirkinleştirebilen, en moron bakıp en uyuz duran ve tabii ki en yaşlı görünen alıyordu oturma hakkını burada. Bu halkımızda sağlık spor saygı kriterlerinin dışında gerçekleşen günlük milli ve yerli ayinlerimizden biriydi sadece. Otobüsten inen içerideki muazzam iğrenç kokulardan soyutlanıp dışarıdaki daha muazzam iğrenç kokularla kucaklaşıyordu. Ara sokak cadde fark etmeksizin kaç milyon kez kullanılmış yağ esintileri, hususi 4 atar karbondioksit araçları, Eyfel Berlin ozon ve boğaz delen fısfıslar ve son olarak yine açlık, intihar, işsizlik ve cehalet yoğun kokularıyla etrafı esir almıştı. Bu kadar şeyin üzerine saniyeler ve teyzeler bir uyku sensörü gibi dolaşıyordu otobüsün her yerinde. Göz açma radarları her an iş başındaydı ve kapanık göz görürlerse ya koca gökleriyle olaya müdahale ediyor etrafından müthiş temas ettirerek geçiyor ya da en yüksek ve en mikroplu şekilde veremden hallice tabi aksırıp öksürüyorlardı. Bu olanlar karşısında sinirlenmek, rüşvet vermek demek anlamına geliyordu. Ve nefes alıp ses çıkarmadan durmak devrimci bir eyleme dönüşüyordu. En sonunda direnecek gücüm kalmadı. Müzik belki direncimi artırır diye düşünerek hemen kulaklığıma ve çalma listeme davrandım. Akordeon sesleri gerçekten içime bir canlılık hissi vermiş, koku alma işleminde görev alan tüm organlarıma fitre olmuştu. Şarkım Sokağa Övgü. Melodisi bana can veriyor. Sözleri beni bıçaklıyordu. Bakmak, görmek, yasak. Ve yasak. Şarkı, türkü Sokakta dans etmek, yasak koşmak, durmak, koşmak, En haklı Gök yüzüne çıkmak yasak Yer yüzünde seviyorken Dille getirmek yasak Moriçil ve dande varken Gök uşağı çizmek yasak Aysu Kılıç Zamanın Suyu Küçük bir kordondayız Camekan dört yanlı küçük bir odadayız Her birimizi toplasam ne ederdik o gün? Telaşımız yine bir öğleni deliyor sıcacık sokuluyoruz tutunurca. Kış vakti tahta iskemlelerde. Dört yılım yürüyor hala aynı şehirde. Gri sıcak anılar kenti. İçimi böldüğüm bir yabancıyı çağırıyor kendisine adı. Öncelerim, hayaletlerim oldu sırlı. Ben hepsini görüyorum. Şşş. Ben hepsini görüyorum. Şimdi bana bak. Yatağında süzülen yosunlu bana. Yanık teni onu ele veriyor. Ne kadar soyabilirdim kendimi kanatmadan. Bir sabit, cam gibi bir şeffaflık yutamadığım zamanın suyu bu. Mahrumluktan sızıp boğazımdan geçen zamanın suyu bu. Bir oyuncunun götebeliği. Çoğumuz en azından gece düşlerinden, gizli kalmış hayallerimizden aşinayız o senaryoya. Üzerimizde spotlar, yüzümüzde gururlu bir tebessüm var. Zarifçe öne eğilip doğruluyoruz ve ön sıradan başlayarak alkışları ayağa taşıyan kalabalığı selamlıyoruz. Peki bu sırada ne düşünüyoruz? Bugüne gelmek için verdiğimiz mücadeleleri mi? Sevdiğimiz bir şey uğruna harcanan vaktin, enerjinin kıymetini mi? Belki de yakınlarımızı bulabilmek için gözlerimiz hızla seyircileri tarıyor. Biliyor musunuz? Ben hiç mutlu olmadım kıymetlilerimi o koltuklarda görmekten. Aklımda hep toplanacak dekorlar, silinecek makyajlar, kaybolacak kostümler vardı çünkü. Daha profesyonel topluluklarda nasıldır bilmem ama küçük kolektif bir grubun üyesi olmanın en can yakıcı kısmına o dekorları taşıyan zavallı bedenler maruz kalıyor. Güne uyanır uyanmaz başlıyor bu göçebelik hali. Vakit varsa yıkanıp ütülenmiş, yoksa da yakalarında, koltuk altlarında sarı sarı lekelerle beraber çantaları sığdırılmaya çalışan, sığmadığı noktalarda valizlere konulan kostümlerin, aksesuarların hammallığı ile adımlarımızı dışarı yöneltiyoruz. Nakliyecilerle ahbap oluyoruz eşyalarımız taşınırken. Sonra can havliyle atıyoruz kendimizi sahneye o kulis bizim, şu kulis sizin, yok giriş şu antreden olsun, kostüm değişimini şurada yaparız derken çoğunlukla oyundan daha uzun süren bir kısmına geliyoruz. Işık ayarlamaları. Oyunumuz sürekli kullanmadığımız bir mekanda sergilenecekse ışık işlerinin ömrümüzün bir kısmını alıp götüreceği şüphesizdir. O sırada müsait olan oyuncular markeleme yani sahnede olması gereken kişinin yerine geçme yöntemiyle sahnede kullanılan yerlere gelen ışıkların düzenlenmesi ve zamanlanmasında ışıkçıya yardımcı olur. Eş zamanlı olarak topluluğun diğer üyeleri makyajlarını yapıyor, dekorları ayarlıyor, beden farkındalığı ve sesle ilgili çalışmalar yapıyor olabilirler. Burada minnetlik olmamasının sebebi iş bölümlerinin ve yerine getirilme sürelerinin belirlenmesinde seyircinin bizi ilk hangi sahnede gördüğüne kadar pek çok değişkenin rol oynamasıdır. Oyundan oyuna prova edilen, deneyimlenen bütün bu telaşelerin sonunda yavaş yavaş seyircilerin de ortak olmasıyla tamamlanan başka bir dünyaya adım atıyoruz. Burada anlatmayı durdurmak gerek. Zira oyun sırasında ufak tefek alakasız sesler duyarsanız bilin ki işte biz oradayız. Mert Palancı. Nedir tiyatro? Zamanın içinde yeni bir zaman, mekanın içinde yeni bir mekan. Gerçek ve hakikatin içinde bambaşka yeni gerçeklerin ve hakikatlerin oluştuğu bir sanat alanıdır tiyatro. Diğer sanatlardan ayrılan en önemli özelliği, her biricik anları seyirciyle birlikte paylaşabiliyor olmasıdır. Anlatır tiyatro ve anlatmakla kalmaz oynar. Seyircilere hayatlarında yaşadığı, yaşayamadığı, hayal ettiği ve edemediği şeyleri göstermeye çalışır. Tiyatro bazen yaşamı toplumu görebildiğimiz bir ayna, bazen onu bir çekiç gibi kullanarak şekillendireceğimiz bir dünyadır. Tiyatro kelimesi günümüzde İtalyanca teatro, Fransızca théâtre, yani sahne gösterisi anlamına gelmektedir. Kökeni ise eski Yunanca'da seyir yeri anlamına gelen teatron kelimesinden evrilmiştir. Peki nereden geliyor tiyatro? Kökeni ilkel insanların doğa olaylarını kendi bedensel hareketleriyle gösterme eğilimlerine dayanıyor. Eski çağlarda insanların ellerine ve yüzlerine hayvan postları geçirerek ritmik hareketler yaptığı mağara resimlerinde görülmüştür. Bunlar ritüellerde yapılan çeşitli eylemlere dönmüş ve ileride de dinlerden bağımsız olabilecek gösterilere, yarışmalara evrilmiştir. Antik Yunan'da şarap ve eğlence tanrısı olan Dionysos için her yıl yapılan şenliklerde çeşitli yarışmalar ve oyunlar düzenlenir. Amfi tiyatro dediğimiz yerlerde sahnelenirdi. De. Tiyatronun varlığını, gereksinimlerini ve malzemelerini düşündüğümüzde, aklımıza kostümden dekora, ışıktan müziğe, perdeden sahneye bir sürü şey gelebilir. Fakat tiyatronun var olabilmesi için sadece iki şeye ihtiyacı vardır. Bir oyuncu ve bir seyirci. Modern tiyatroda ise farklı sanat dalları ile ortak çalışmalar, ve gelişen teknoloji araçlarıyla birlikte hem görsel hem mekansal evrim gerçekleşmektedir. Düşünce ve aratsal olarak da farklı tiyatro türleri vardır ve çeşitlenmeye devam etmektedir. George Plekhanov Edebiyat ve sanat hayatın aynasıdır. Bertolt Brecht Sanat dünyayı yansıtan bir ayna değil, dünyanın onunla şekillendirildiği bir çekiçtir. Yönetmen Sineması Pelin Esmer Pelin Esmer, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji mezunudur. Çektiği belgeseller ve filmlerle çok sayıda ödül alan yönetmen, yeni Türk sinemasının en önemli yüzlerinden biridir. Bu yazımda Pelin Esmer'in filmlerine odaklanacağım. Ayrıca dergimizin ilerleyen aylarında özel olarak belgesellerinin incelendiği yazımı da okuyabileceksiniz. Pelin Esmer'in filmlerinde müzik, edebiyat ve felsefeden sıklıkla yararlanılmıştır. İşe yarar bir şey filminde edebiyat ve felsefeden faydalanıldığını görürken müziğin de 11'e 10 kala filminde ön planda olduğunu görüyoruz. Pelin Esmer'in yarattığı karakterlere bakacak olursak güvenli alanına çekilmiş karakterlerin kullanımını görüyoruz. 11'e 10 kala filminde yer alan Mithat Bey karakteri evinde Gözetleme Kulesi filminde yer alan Nihat Gözetleme Kulesi'nde, işe yarar bir şey filminde Leyla karakteri ise trende kendi güvenli alanlarını oluşturup o bölgenin dışına çok fazla çıkmak istemediklerini yönetmen seyirciye yansıtmak istemiştir. Ayrıca karakterlerin bu güvenli alanlara diğer insanların müdahale etmesine izin vermeye eğilimli olmadıklarını görüyoruz. Yapımları Koleksiyoncu 2002 Oyun 2005 11'e 10 kala 2009 Gözetleme Kulesi 2012 İşe yarar bir şey 2017 Kraliçe Lear 2019 Bu yazıda en çok etkilendiğim iki filminin kısa incelemelerini aşağıdaki satırlardan okuyabilirsiniz. 11'e 10 kala Pelin Esmer'in ilk uzun metrajlı filmidir. 16. Altın Koza Film Festivali'nde en iyi senaryo ödülünü almıştır. Ayrıca en iyi film ödülünü de Köprüdekiler filmiyle paylaşmıştır. Film daha önce kısa filmin de yaptığı koleksiyoncu filminin uzun versiyon niteliğindedir. Filmin başrollerinde Mithat Esmer ve Nejat İşler bulunuyor. Yönetmenin ilk uzun metrajlı filmi olduğu düşünülürse ülkenin, toplumun, bireylerin geçirdiği değişimlerin çok iyi bir şekilde ifade edildiğini söyleyebiliriz. Mithat ve Ali karakterleri çerçevesinde eskiye duyulan özlemini de ifade etmiş yönetmen. Örnek vermek gerekirse filmin başlarında Mitat Bey'in "Zaten modası geçen hiçbir şeyi bu ülkede bulamazsın." cümlesi yönetmenin eskiye duyduğu özlemini yansıtmaktadır. Hikaye Mitat Bey'in oturduğu binanın depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkım kararı alınmasıyla şekillenir. Mitat Bey'den binayı terk etmesi istenir ama Mitat Bey binayı terk etmek istemez. Koleksiyonu o kadar çoktur ki başka bir yere taşımak imkansız hale gelmiştir. Ayrıca Mithat Bey alışılmışın dışına çıkmak istemez. Mağarasından ayrılamaz. Diğer karakterimiz Ali, Mithat Bey'in yaşadığı binada kapıcılık yapmaktadır. Mithat Bey ne kadar bilgiliyse Ali de bir o kadar cahil bir karakterdir. Bina yönetimi Ali'nin bu cahilliğinden faydalanıp onun emeğini sövürmektedirler. Mithat Bey koleksiyonlarını düzenleyip toparlamak isteyince koleksiyona yeni parçalar alma görevini Ali'ye teslim eder. Ali için İstanbul, oturduğu apartman ve çevresiyle sınırlıyken bu durumdan sonra İstanbul'u tümüyle görme şansına sahip olur. İşe yarar bir şey. Pelin Esmer'in üçüncü uzun metrajlı filmi olan İşe Yarar Bir Şey, Pelin Esmer ve Barış Bıçakçı'nın kaleminden çıkmıştır. Film, Kültür Bakanlığı desteğiyle çekilmiştir düşünsel yoğunluğu olan şiirsel bir film izlemek istiyorsanız izlemeniz gereken ilk tür filmlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Diğer filmlerinde olduğu gibi toplum eleştirisine çokça yer verildiğini de görüyoruz. Örnek vermek gerekirse Leyla bir ay içerken tren görevlisi perdeyi çekiyor. Bunun nedeni ise toplum baskısı yaşamamak. Tren görevlisinin deyişiyle halkın trene taş atmasını engellemek. Ayrıca seyircisini düşünmeye sevk eden özellikleri de içinde barındırıyor. Özellikle intihar konusunda seyirciyi düşündürdüğünü söyleyebiliriz. Aklıma ilk gelen sorulardan örnek vermek gerekirse bunları söyleyebilirim. Acaba hareket kabiliyeti olmayan bir insan intihar etmek istiyorsa ona yardım etmeli miyiz? O kişiye iyilik mi yapmış oluyoruz yoksa kötülük mü? Filmin düşündürdükleriyle kirazın tadı ile benzerlik kurulabilir. Kısaca filmin konusu. Bir şair ile bir hemşirenin hikayesinin trende işlendiğini görüyoruz. Leyla, lise arkadaşlarıyla buluşmaya gitmektedir. 25 yıl sonra arkadaşlarını göreceği için gergindir. Gidip gitmeme konusunda kararsızdır. Canan ise doktor arkadaşının isteği üzerine Yavuz'un yaşamına son vermek için çıkmıştır yola. Leyla durumu öğrenince Canan'a yardım etmeye karar verir. Hasan Bulat Bir zihniyetin sonu Der Untergang Çöküş veya orijinal ismiyle Der Untergang 2004 yılında sinema severlerle buluştu. Film çıktığı ilk dönem oldukça büyük ses getirdi. Filmin holokostu ele almadan dönemin yansıtması ise onu 2. Dünya Savaşı'nı konu alan diğer filmlerden ayırır. Film Berlin'in Kızıl Ordu tarafından ele geçirilmeden önceki son birkaç haftayı konu ediyor. Filmdeki olay örgüsü tamamen Hitler'in sekreterinin gözünden aktarılmasa da filmin büyük çoğunluğu Jungen'in de içerisinde olduğu sahnelerden oluşuyor. Gerçekten de filmin senaryosu büyük oranda Jungen'in hatıralarına göre yazıldı. Geri kalan kısımda ise önceleri Reich'ın mimarı olan Albert Speer'in hatıralarından yardım alındı. Film, Trudy Jungen'in röportajı ile başlıyor. Jungen'in söyledikleri Alman halkının savaş boyunca savaşın gidişatı trajediler, kıtlıklar gibi pek çok konudan haberinin olmadığını, Nazi propagandası içerisindeki bir tür algısal gerçeklikte yaşadıklarını gözler önüne seriyor. Sekreterlik alımı için yapılan ön eleme mekanı, dönemin militarist ortamına uygun olarak herhangi bir devlet kurumunda değil, Hitler'in karargahında geçiyor. Hitler'in bu elemeyi de sadece sekreter adaylarının nereli olduklarına göre yapması, onun faşizan ruhunun bir dışa vurumu olarak görülebilir. Ve sonrasında Baviralı bir kadını sekreter olarak seçmesi de ayrıca anlamlıdır. Hitler'in doğum yeri olan Avusturya'nın Bavira ile olan tarihsel bağları ve gençliğinde Hitler'in Münih'te bir darbe girişiminde bulunması bu dercihinde etkili olmuştur. Film daha sonra Sovyetlerin Berlin kuşatmasında başlamış olduğu ve Hitler'in de doğum günü olan 20 Nisan 1945'te geçer. Hitler ve avanesi bu tarihlerde bir daha çıkmamak üzere sığınakta yaşamaya başlamışlardır. Bu süreçte Sovyet kuvvetlerinin Berlin'e tehlikeli derecede yaklaşması sonucu Hitler ve generalleri direkt geri çekilmek yerine Berlin'in bir cephe şehri olması ve Alman kuvvetlerinin tıpkı diğer Alman ve Rus şehir ve kasabalarında yaptıkları gibi büyük bir yıkımla şehri teslim etmesi yönünde karar alırlar. Ayrıca bu yıkım gerçekleşirken Berlin halkı da Volkshutrum yani halk muhafızı yapılır ve gerile yöntemiyle Sovyetler birliklerini oyalarlar. Böylece Berlin halkı Alman ordusuna kendi başkentlerini yağmalaması için zaman kazandırmış olur. Film içinde bu sahne pek çok kez gösterilir ve özellikle Alman halkına ve tabii ki diğer halklara da her ne kadar demokratik yollarla da olsa yapılan yanlış seçimlerin faturasının ne kadar ağır olduğu hatırlatılır. Bu esnada Hitler'i çok yakın gördüğü generalleri bir bir terk etmektedir. Önce yıllarca Hitler'in sağ kolu olan SS lideri Himmler onu yalnız bırakır. Hitler daha sonra Himmler'in batıda Amerikan kuvvetleriyle bir barış anlaşması yapacağını bir rapordan öğrenir. Yemek esnasında gösterilen bu sahne Hitler ve Propaganda Bakanı Goebbels'in diyaloglarını da düşününce Darwinizmin ve doğal seleksiyonun istendiğinde faşist bir zihniyet için argüman olarak kullanabileceğini açıkça gösterir. Benzer şekilde Rahim mimarı Şipir'de ilerleyen zamanlarda Hitler'e sırtını çevirir. Kuşatmanın ilerleyen günlerinde Alman ordusunun hiçbir şekilde kendisini savunmayacağını anlayan Hitler intihar etmeye karar verir. Hitler'in metresine ve sekreterlerine zehir ve intihar etmekle ilgili verdiği taktikler dramatik bir sahne olarak filmdeki yerini alır. Hitler ve metresi eve Braun kendilerini zehirleyerek intihar edeceklerdir. Ayrıca Hitler intiharının ardından cesedinin yakılmasını istemektedir. Zira bedenini Sovyetlerin eline geçmesinden çok korkar. Sığınakta son kalan generalleri ve yardımcılarına madalyalarını verdikten sonra eşiyle birlikte intihar eder. Bu sahneler dönemin toplumsal gerçekliğini yansıtır şekilde klostrofobik bir atmosferde gösterilmiştir. Filmin en dramatik sahnesi ise şüphesiz Goebbels'in eşi Magda'nın kendi çocuklarını uyurken öldürmesidir. Bu sahne faşist bir zihniyetin ne kadar tehlikeli olabileceğini toplumun en küçük biriminden verdiği bir örnekle göstermiştir. Hitlerin ölümünün ardından sekreteri, yardımcıları ve bazı üst rütbeli askerler Kızıl Ordu'dan kaçarak batıya, Amerikan ordusunun bulunduğu bölgeye kaçarlar. Buradaki arka plansa Rus kuvvetlerinin Berlin'de bir kadın romanında da anlatıldığı üzere Alman sivillere, özellikle de kadınlara çok acımasız muamelelerde bulunmalarıdır. Ayrıca savaştan sonra Alman halkının yönünün batıya ve Batı demokrasilerine döndüğü mesajı da verilmek isteniyor olabilir. Film Baş kahraman Yunge ve savaştan kaçan bir çocuğun bisiklet üzerinde sakin bir patikada yol almasıyla son bulur. Savaş sonrası Almanya'nın savaşın değil, istikrarın, barışın coğrafyası olduğu vurgulanır. Jeff Buckley'in eşsiz mirası Grace. Jeff Buckley eşsiz sesi, gitardaki ustalığı ve hislerini şarkılarını mükemmel bir şekilde aktarabilme yeteneğiyle şüphesiz 90'ların en muazzam sanatçılarından biriydi. 1997'de Mississippi Nehri'nin Wolf River limanında yüzerken boğulma nedeniyle aramızdan ayrıldığında henüz 30 yaşındaydı. 60'ların müzik dahillerinden olan babası Tim Buckley de 28 yaşında aşırı doz uyuşturucudan aramızdan ayrılmıştı. Kendisini daha doğmadan önce terk eden babasıyla ilk ve tek buluşması 8 yaşındayken babasının ölümünden birkaç ay önceydi. Birbirlerini tanımaya vakitleri olmadı ama müzikal anlamda birbirlerine derinden bağlıydılar. Tim Buckley oğluna aşkı, hüznü, acıyı kutsayan sesini miras bırakmıştı. Jeff Buckley de bize büyüleyici güzellikteki albümü Grace miras olarak bırakacaktı. 1994 yılında yayınlanan Grace, Jeff Buckley'in yaşarken yayınlanmış ilk ve ne yazık ki tek stüdyo albümü. Buckley bu albümde hislerini ve tutkularını fevkalade bir duygusal yoğunlukta anlatıyor. Baştan sona samimi anlatışıyla her parçada içinize dokunuyor ve sizi bir yan duyguyla baş başa bırakıyor. Albüm büyüleyici parça Mojopin ile başlıyor. Parçanın siyahi bir kadının hayaliyle ilgili olduğunu belirten Buckley, onu istediğini ve o yokken onu tatmin eden tek şeyin bir tür eroin çeşidi olan Mojopin olduğunu anlatır şarkıda. If only you'd come back to me, you wouldn't need no Mojopin to keep me satisfied. Albümün devamında yer alan parça Buckley'in sesi ve gitarı ile parladı. Albüme de adını veren Grace. Buckley bu parçada While well, it's my time coming, I'm not afraid, afraid to die dedikten 3 sene sonra trajik bir şekilde ölmüştür. Dünya fenliğinden bahsettiği bu parça için Buckley onu hayatta tutanın aşk ve hayatın tüm diğer güzellikleri olduğunu söylemiştir. Bir sonraki parça olan Last Goodbye'da biten bir aşk anlatır Buckley. Tüm anılar için minnettardır ama ilişkinin bittiğinin de farkındadır. This is our last goodbye. I hate to feel the love between us die. Lilac Vine albümünde karşımıza çıkan ilk cover parçası ve hislerin en yoğun olduğu parçalardan biri. James Dalton'un yazdığı bu parçayı ilk defa Nina Simone'un yorumuyla dinlemiş Buckley. Ve en güzel de Simone'un yorumladığını düşünüyormuş. Sorry ill Buckley'in ruhunu katarak söylediği bir diğer parça. I love you but I'm afraid to love you. Albümde yer alan ikinci cover ve şüphesiz Buckley deyince akla ilk gelen parça olan Hallelujah. Usta müzisyen Leonard Cohen'ın eserine getirdiği yürek burkan güzellikteki yorumuyla parçayı kendisiyle özdeşleştirmeyi başarmıştır Buckley. "Love You Should Have Come Over Buckley'in itiraflarda bulunduğu ve hislerini döktüğü bir diğer samimi parça. Too Young To Hold And Too Old To Just Break Free And Run. Albümde yer alan son cover Benjamin Britten'ın yazdığı bir İngiliz ilahisi olan Corpus Christi Carol, mistik havasıyla sizi kapıp götüren bir parça. Eternal Life, agresif, abartılı gitar ve bas çiftleriyle albümün geri kalanında görülen dinginliğe tezat oluşturan grunge olarak kategorize edebileceğimiz bir parça. Buckley'in yazarlığını döktürdüğü bu parçada kendi sözleriyle Martin Luther King'i vuran adam, 2. Dünya Savaşı, Guyana'daki katliam ve Manson cinayetlerine olan öfkesinden ilham almıştır. Dream Brother oldukça dokunaklı olan parçalardan biri. Buckley bu parçada babasının annesini hamileyken terk ettiği gibi yakın arkadaşı Chris Dowd'u hamile kız arkadaşını terk etmekten vazgeçirmeye çalışır. Don't be like the one who made me so old. Don't be like the one who left behind his name. Cause they're waiting for you like I waited for mine. And nobody ever came. Albümün orijinal versiyonunda yer almayan ve Buckley'in ölümünden sonra plak şirketi tarafından albüme eklenen son parça olan Forget Her, Buckley'in kendini aşkın bittiğine dair ikna etmeye çalıştığı bir parça. Don't fool yourself, she was a heartache from the moment you met her. Race birçok kuşağı büyüsüne kaptırmış ve kaptırmaya da devam eden bir albüm. Jeff Buckley'de müthiş vizyonu ve mütevazi kişiliğiyle şüphesiz hafızalarımızda yer almaya devam edecek. Jeff Buckley'den bu kadar bahsetmişken canlı performanslarına değinmemek olmaz. Buckley'in canlı performansları da stüdyo kayıtlarını aratmaz güzellikte. 1995'teki Chicago performanslarını mutlaka izlemenizi öneririm. Sistemin yeni öznesi yapay zeka. Yapay zeka günden güne hayatımızda daha fazla yer alıyor ve tartışılıyor. Peki ihtiyaçlarımızı daha az emek ile karşılamamızı sağlayarak hayatımızı kolaylaştıracak mı? Yoksa hayatımız üzerinde daha fazla tahakküm kurulmasına hizmet mi edecek? Çalışmadan günlerimizi geçirdiğimiz bir yeryüzü cenneti mi olacak? Yoksa distopik bir geleceğin nüvesi mi? Ya da olanakları da riskleri de içerisinde barındıran, kapitalist dünyanın yeni ve kritik bir sınıf mücadelesi gündemini mi oluşturacak? Robotlar dünyaya hüküm mü edecek yoksa taklitten öteye geçemeyecek mi? Yapay zeka En basit ifadeyle söyleyecek olursak, görevleri, komutları yerine getirmek için insan zekasını taklit eden ve topladıkları bilgilere, verilere göre yinelemeli olarak kendilerini iyileştirebilen sistemler veya makineler diyebiliriz. 1950'lerde yapay zekanın öncülerinden olan Alan Turing, bir yapay zekanın zekasının yalnızca sayısal olarak ölçülemeyeceği, bunun yerine davranışlarında değerlendirilmesinin gerektiğini söyledi ve günümüzde çok tartışılan bir yapay zeka testi önerdi, Turing testi. Bu test bir hakem, bir insan ve bir makine ile gerçekleştirilmektedir. Hakem yarışmacıları göremeyeceği bir noktadan onlara sorular sorar, İki yarışmacı da sorulara cevaplar verir. Eğer bu testte hakem olarak katılanların belirli bir oranı insan ile makineyi birbirinden ayırt edemezse o makine yeterince insansı olarak kabul edilir. Bu test birçok bilim kurgu filmlerine konu olmuş ve yapay zekanın gelişiminde önemli yer tutmaktadır. Bilinçli bir makine yaratırsan insanlık tarihi olmaz. Tanrıların tarihi olur. Hayatımızın her yerinde örneğin sesli asistanlar, sağlık sektörü, otonom sürüş sistemleri, müzik ve medya akış sistemleri gibi birçok örneği barındırmakta. Peki yapay zekayı insan zekasından ayıran şey ne? Yapay zekamı insan zekası mı? En temel ayırt edici fark, insan zekasının daha az veriyle çok farklı sorunları çözebilme yeteneğine sahip olması. Tabii ki insan zekası da yapay zeka gibi yanılabilir. Fakat yeni olan bir şey kavrama konusunda da farkını ortaya koyar. Yapay zekanın doğal dilleri anlama ve kavramı konusuna yönelik bir örnek inceleyelim. Ağacı baltayla kesemedim. Çünkü çok kalındı. Ve Ağacı baltayla kesemedim. Çünkü çok küçüktü. Kalın olan hangisi, küçük olan hangisi? Bunu insan zekası kolaylıkla anlayabiliyorken, yapay zekanın bunu yapması hala olanaksız. Peki, Çin'de arama motoru devi Google'a ait yapay zeka şirketi DeepMind'in geliştirdiği AlphaGo yazılımı, Weiqi olarak bilinen 2500 yıllık strateji oyunu Go'da Çinli şampiyon oyuncu Kıçeyi yendi. Bu, yapay zekanın derin öğrenme tekniklerinin gelişmesiyle alakalı. Deneme yanılma yoluyla yani. Go oyununun kuralları ve sınırları belli. Gerçek dünyadan uzak, milyonlarca hamleyi Derin öğrenme yoluyla kavrayan yapay zekanın oyunun ne olduğunu ya da mantığını bildiği konusu ise meçhul. Kolektif zeka, bir topluluğa hayatta kalma, gelişme olanağı sağlayan ve etkileşimle olarak birlikte kullanılan bilgilerin, yeteneklerin, uzmanlıkların, zihinsel becerilerin toplamı diyebiliriz kolektif zeka için. En önemli kolektif zeka örneği olan ve internetin Yapay zekanın şu an bu seviyeye gelmesini sağlayan World Wide Web. Herkesin ulaşımına açık olan www internet üzerinde yayınlanan birbirleriyle bağlantılı hipermetin dokümanlarından oluşan bir bilgi sistemidir. Tüm depolama verileri burada birikir ve yapay zekanın gelişim sağlanır. Şu an teknolojinin ve yapay zekanın tekerleşmesi bir zümre tarafından belirleniyor olması gelişimin önünde büyük bir engel teşkil etmekte. Teknoloji, tarihin her çağında olduğu gibi, çağımızda da hangi amaca hizmet ettiğine bağlı olan bir hesap kapsamında değerlendirilmeli. Yapay zekâ da bu hesaptan azade değil ve varlık tarihinde yeni bir çağ açacağı aşikar. Dünyadaki evrimsel süreç nasıl katil dehalar yarattı? Potansiyel evrim senaryoları. Bir gezegen hayal edin. Yıldızına olan uzaklığı, yüzeyindeki canlılığı tetiklemek için ideal, su, sıcaklık ve atmosfer gibi gerekli bütün koşullara sahip kusursuz bir gezegen. Bir gün bu gezegene civardaki bir başka yıldız sisteminden son derece teknolojik bir uzay gemisi ayak basıyor. Geminin içinden ortamı önceden analiz etmiş bir grup canlı çıkıyor ve kendileri için yaşam koşullarının elverişli olduğuna karar verdikleri bu gezegende yayılım göstermeye karar veriyorlar. Kendi gezegenlerindeki nüfus yoğunluğunu minimuma indirmek için depolanmış bütün embriyolarını bu gezegene taşıyan canlılar, birkaç günlerini bu embriyoları yaymak ve gelişimlerini takip etmek için uygun ortamı oluşturmakla geçiriyorlar. Nihayetinde embriyolar gelişim göstermeye başlıyor ve bu canlı türü yeni gezegene kendi habitatı haline getirme şansına erişmiş oluyor. Tüm bunlarla eş zamanlı olarak bulundukları bölgeye küçük bir de şehir kuruyorlar ve kısa zaman içerisinde bölgeyi dış destekten bağımsız bir şekilde yaşanabilir bir hale getiriyorlar. Aradan birkaç ay geçiyor. Embriyolar gelişiyor. Yeni embriyolar oluşuyor ve şehir büyümeye devam ediyor. Sonra bir gün çevredeki bir tepenin yanında bir karartı beliriyor. Karartı hızla büyüyor ve yaklaşan şeyin kalabalık bir canlı sürüsü olduğu anlaşılıyor. Gezgin tür bu durumu sevinçle karşılıyor. Nihayet gezegende yalnız olmak zorunda olmadıkları düşüncesiyle büsbütün mest oluyorlar. Çocuk gezginler kendilerine yaklaşan sürüye doğru koştururken ebeveyn gezginler de yüzlerinde kocaman bir gülümsemeyle bu heyecanla eşlik ediyorlar. Nihayet gezgin çocuklar lokal türle burun buruna geliyor ve birkaç saniye içerisinde hepsi ebeveynlerinin gözü önünde paramparça ediliyorlar. Ebeveyn gezginler neye uğradıklarını anlayamadan süre onlara dolaşıyor ve birkaç dakika içerisinde bütün gezgin nüfusu gezegenden siliniyor. Ototrof gezginler varlığından bir haber oldukları heterotrof türün yıkıcı gazabına uğruyor. Sizce ebeveynler neden çocukları alıp bölgeden uzaklaşmak yerine yabancı türe yaklaşmalarına izin verdi? Sizce neden gördükleri dehşetin karşısında hiçbiri kaçma girişiminde bulunmaya akıl edemedi? Gezginlerin yabancı bir türe bu kadar güven duymalarının asıl sebebi neydi? Bütün bunların cevabı iki ayrı evrimsel sürecin işleyiş şekillerinde yatıyor. Farazi olarak bir yerlerde öyle bir gezegen olsun ki burada evrim yalnız ototrof canlılığın gelişebileceği şekilde ilerleme gösterebilsin. Buradaki canlıların hiçbiri hayatta kalmak için bir başkasının hayatını elinden almak zorunda kalmamış olsun. Çünkü hepsi bu davranışın en temelinde yatan besin ihtiyacını yalnız kendi sistemlerini kullanarak giderebilsinler. Kendi evrimsel süreçlerinin en başından beri hayatta kalabilmek için diğer canlı türlerini ortadan kaldırmaya ihtiyaç duymamış olsunlar. Dolayısıyla kendi gelişmiş medeniyetlerini de bilinçsizce bu fikirler üstüne inşa etsinler. Sürecin en başındaki ilkel canlılar yalnız kendilerini kullanarak hayatta kalmayı başarabildikleri için gelişmiş formlar da yine bu temelin üzerinde yükselen bir toplum, bir ekonomi, bir siyaset kura gelsinler. Öte yandan bir başka gezegende ise baskın türü heterotroflar olsun ve zaten ne olacağını bildiğimiz o bariz sonuçlar ortaya çıksın. Sınıf ayrımı olan bir toplum, sömürgeci bir ekonomi ve bu ikisine hizmet eden bir siyaset sistemi. Hikayede ebeveyn gezginlerin çocuklara engel olmamasının başlıca sebebi heterotrof türlerin varlığından haberdar olmamalarından mütevellit çocuklarına herhangi bir zarar gelebilme ihtimalini değerlendirmemiş olmalarıydı. Canlılığa dair tek fikirleri otorotrofluk olduğu için bir canlının hangi amaçla olursa olsun başka bir canlıya zarar verebileceğine dair bir fikir geliştirmemişlerdi. Bizim bildiğimiz anlamıyla gelişmiş canlılıktaysa durum bunun tam aksidir. Dünya çerçevesinde baskın türü olan insanlar heterotrof bir canlı türü olarak gezegeni hükmü altına almıştır. Dolayısıyla hakimiyet mekanizmaları da heterotrof içgüdülerin ışığında gelişim göstermiştir. Yarattığımız toplum bireylerin çevreden ne kadar faydalanabildiğini ölçek olarak benimser ve bu doğrultuda sınıfları meydana getirir. Bireyin elindeki güç çevrenin ne kadarında hak iddia etmesine olanak sağlıyorsa birey o kadar üst bir tabakaya mensuptur. Kurduğumuz ekonominin büyümesi, belli bir kesimin emeklerini karşılıksız bırakmak ve haklarını suistimal etmek koşullarıyla mümkün olur. Ki bu durum genellikle alt sınıfları mağdur eder. En iyi siyasi liderse milletine ne kadar fazla faydalanma vaat edebildiğine ve bunu garanti altına alan yerleşik düzeni ne kadar iyi yönetebildiğine göre belirlenir. Tüm bunların en temel sebebi bizim ilkel türlerimizin hayatta kalmayı başarma yöntemidir. Hepimiz bugünlere diğer canlılardan faydalanarak geldik. Ne var ki hikayedeki gezgin tür için durum bunun tam tersiydi. Nitekim bu sayede yıldızlar arası seyahatler yapabilecek kadar gelişmiş bir uygarlık kurmayı başarmışlardı. Ve türlerini yaymak için boş olduğuna inandıkları başka bir gezegeni yerleşke olarak kullanabildiler. Tabi gezegenin yerli heterotrofları hakkında fikir sahibi olmadıkları için bu yerleşim uzun soluklu olmadı. Yine de bu tür ilerleyen süreçte bu konu hakkında da fikir sahibi olacağı için bir sonraki adımını daha dikkatli atacak. Evrenin bambaşka yerlerinde faydalanma fikri üstünde kurulu olan sayısız gelişmiş toplum henüz bu teknoloji raddesine erişemeden çoktan kendi kendini imha etmiş olacak ancak bu tür yine de başka bir gezegeni yerleşik haline getirmeyi muhtemelen başaracak. İnsanoğluysa zamanı geldiğinde alnına yazılan kaderi kabul edip evrenden yok olmak veya kendine yepyeni bir yol çizmek arasında bir seçim yapmak zorunda kalacak. Öyle ki bu seçimin uzak bir gelecekte yapılması gerektiği yanılgısı muhtemelen iradenin gücünü saf dışı bırakacak. Röportaj Serven Kültür'ün Don Quixote dergisi aralık sayısı için birkaç soru sormak istiyoruz. Gençliğinizin ilk yıllarını Yozgat gibi görece küçük bir ilde geçirdiniz. Bu durum şair kişiliğinizi nasıl etkiledi? Leonardo da Vinci küçük odalar düşünmeye büyük odalar faaliyete sevk eder der. Benim içine doğduğum, içinden dünyaya doğduğum kent gerçekten küçüktü. Bütün dünyaya uzaktı. Biz öyle sanıyorduk. Görsel medya dediğimiz bir baş dönmesi hayatlarımıza girmemişti. Hayal kurmayı unutmamıştık. Unutmak ne demek? Hayal kurmaktan başka bir hayatımız yoktu neredeyse. Kitaplarda okuduğumuz o uzak dünyaları kalbimizde, dilimizde, gözlerimizde kuruyorduk. Oralarda yaşananları o bir avuç kentimizde yaşıyorduk. Çocukluk her yerde, her zaman sonsuz bir hazinedir. Ama böyle kısılmış, yalnızlıkla kuşatılmış yerlerde bin kere daha hazinedir. Sonraki bütün hayatınızın harcı, mayası orada karılır. Gün gelir, bu zamanı yaza yaza büyürsünüz. O sonsuz hayalleri yaza yaza gerçeğe çevirirsiniz. O küçük kent beni hiç durmayan bir beşikte sallaya sallaya insan etti. 2. Daha sonra Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nde eğitim aldınız. Bu dönem sizin için ne ifade ediyor? Ne gibi değişimler yaşadınız? Bu kez de sınırlarını kavrayamadığım, kalabalığını kavrayamadığım, yalnızlığını kavrayamadığım bir kent. Kocaman, siyah soğuk bir beçikte sallamaya başladı. Lise yıllarında yürekten bağlandığım devrim düşüncesinin eylem halini yaşamaya başladım yalnız ülkeyi değil dünyayı adil, eşit, özgür, sosyalist bir dünyaya dönüştürecektik. Düşüncelerimiz güzeldi. Biz güzeldik. Bütün yoksulluğuna ve şiddetine rağmen yaşamak büyülü bir şeydi. İnandığımız hayat dokunduğumuz her şeyi sonsuzluğa çeviriyordu. Şiire çeviriyordu. Şarkıya çeviriyordu. Aynı zamanda acıya da tabii. Devlet zalimdi. Biz mazlumduk. Arkadaşlarımız ölüyordu koşuşturmanın yetmediği yerde yazıyorduk yazmanın yetmediği yerde koşuyorduk bütün hayatımız boyunca kalbimizde halkalanan o zamanlar bizim kuşağın hemen sonraki kuşağın ve asıl 68 kuşağının kalplerinde ve bedenlerinde bir onur nişanı olarak durmaktadır duracaktır şununla bitireyim ben ve o yılların Ankara'sında yaşayan bütün devrimciler şairler yazarlar için Ankara ikinci bir ana rahmidir. 3. Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde kısa sürede önemli eserler üretildi. Hatta iddialı bir ifade olacak ama baştan yaratıldı Türk şiiri. Sizce bu gelişme en büyük katkıyı hangi yazarlar yapmıştır? Tek bir dizi yazan kişinin bile bu birikime katkısı olmuştur. Yüzyıllık bir birikimi birkaç isme indirgemek büyük haksızlık olur. Ancak Nazım Hikmeti en başa koymadan sanırım kimse devamını getiremez. Olağanüstü bir şiir kurmuştur Nazım. O güne kadar yazılan şiirin her anlamda yatağını değiştirmiştir. Kendinden sonra gelen herkesi büyülemiştir. Neredeyse yazamaz hale getirmiştir. Aynı zamanda herkesin dilini çözmüştür, önünü açmıştır. Birkaçını saymak diğerlerine saygısızlık sayılmazsa bu şiirin kurucuları ve büyütücüleri arasında birkaç isim sayalım. Dağlarca, Necatgil, Melih Cevdet, Oktay Rıfat, Orhan Veli, Külebi, Kansu, Dranas, Cansever, Turgut Uyar, Cemal Süreya, Gülten Akın. O kadar çok ve güzel insanlar var ki. 4. Etkilendiğiniz şairler, yazarlar kimlerdir? Bu soru sizin gibi şiirler yazmak isteyen, bir eser üretmek isteyen gençler için çok önemli bizce. Bu da ne kadar isim yazarsam yazayım her zaman yarım eksik kalacak bir liste olacaktır. Çok eskilere gitmeden olmaz. Önceki soruda saydığım şiirimizden isimlere ek olarak Binbir Gece Masalları, Don Kişot, Moby Dick, Tristram Shandy, Homerus'un Destanları, Hafız, Sadi, Tolstoy, Dostoyevski, Kazantakis, Said Faik, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Vüsat O. Bener, Oğuz Atay, Yusuf Atılgan, Kafka, Stephen Zweig, Ritsos, Neruda, Sioran, Adorno, Aragon, Eluart, Yesenin, Mayakovski. Bunlar belki okunması gerekenlerin binde biri.